İki taraflı kasık fıtığı iki taraflıysa, hem sağ ve hem soldaysa, kapalı ameliyat çok avantajlı, çok rahat. Çünkü aynı üç delikten iki tarafı da onarıyorsunuz. Aa, bir, halbuki, bir tabii, şeyde bir... Evet, evet. Halbuki ameliyat açık yaptığınız zaman hem buraya hem buraya iki tane kesi yapıyorsunuz. Hmm. O iki kesi de insanın yürümesiyle çok alakalı, evet, olduğu için 1+1 çok eşittir, hareketli bölge yani. 5 ediyor. Yani 1+1 hastaya sıkıntı olarak 5 ediyor. Tabii, tabii. Ama kapalı yaparsanız 1+1 1.1 yapıyor. Yani evet, tek bir çünkü şeyden giriyorsunuz. Ameliyatı topu topu 10 dakika uzatıyor. İkinci tarafa da bir yamayı koyup iki tane vidayla tutturmak 10 dakika uzatıyor. Hastanın hastanede yatışını, ağrı kesici ihtiyacını hiç etkilemiyor. Dolayısıyla kapalı yapıldığı zaman çok çok konforlu olduğundan iki taraflı kasık fıtıkları, onları kapalı yapmak lazım. Sporcularda kapalı yapmak lazım. Kadınlarda ameliyatı kapalı yapmak lazım. Hmm. Onun sebebi de kadınların anatomik yapısı çok kolaylıkla nüks etmeye uygun, kasık fıtıkları için konuşuyorum. Onun için kadınlarda da kasık fıtıklarını tercihen kapalı yapmak lazım. Ama göbek fıtıklarında her ikisi de olabilir. Hem hastanın açık, hem kapalı hastanın olabilir. Tercihi, yaklaşımı, bütçesi, hani hepsini göz önünde bulunduruyoruz. Ama göbek fıtığında hasta eğer çok şişmansa yara iyileşme problemleri oluyor. Gene kapalıyı tercih etmekte fayda var.